Analistler bu 5 altcoin için güçlü koşu öngörüyor. Hedefler verildi diye karşımızda. Özellikle Ada'dan bahsediyor. Devamında Sol'dan bahsediyor. Ether, Bitcoin vesaire. Burada bunları görebiliyoruz işte. Biz de bunlardan konuşacağız. Şöyle yukarıdan bir Dangambardello'dan bahsedeceğiz. Daha doğrusu Dangambardello'nun bahsettiği kripto paralardan bahsedeceğiz. Sizler de tabii ki de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Onun da altını çizeyim. Bir saniyenizi bile almaz. Dediğim gibi abone olmanızı ve bu videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Önemli bir husustur. Şimdiden teşekkür ederim. Ama dediğim gibi genelde unutulabiliyor. Unutmayalım. Abone de olalım. Videoyu da beğenelim lütfen. Yeniden teşekkür ederim. Analistler 5 altcoin için güçlü koşu öngörüyor. Hedefler verildi. SDG'den bahsetmeyeceğiz. Radarım da değil, iyi veya kötü olmasından kaynaklanmıyor. Analist lider altcoin ve rakibinden güçlü koşu bekliyor diyor. Şu anda bakın daha önce de biz bunlardan bahsetmiştik. Daha önce defalarca söyledik. AVAX ve Sol uzun bir süre biliyorsunuz ki rally gerçekleştirdi. Bütün piyasa öyle boş boş bildiğin tabanı izliyor ya. 2023'te BTC çatır çatır yükseldi ama nasıl üstüne nasıl koyuyor? Öyle değil mi? Peki bunun ardından ne gördük? Bir bakıyorsun Shiba, Miba hepsi uyuyor ama Sol patlıyor. Şu anda bunun tersi bir durum var. Şu an meme coinlere bir bakın uçuyor kaçıyor ama bundan bahsettik. Bak bir iki hafta daha bir iki hafta önce diyorum. Bir iki ay önce demiyorum. Video duruyor. Yani burada olan şey zaten beklenen şeydi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve üstüne hem aylardır konuştuğumuz hem de daha bir hafta önce konuştuğumuz, günler önce konuştuğumuz bir şeydi. O yüzden garip bir durum değildir. Belli bir noktada piyasadaki yörünge değişti. Bu mesele diğer pazarlarda, diğer borsalarda da bu ve buna benzer durumlar çok fazla var. Hisselerde de görüyoruz biliyorsunuz ki ve inceliyoruz da. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor ve durumun tabii ki de farkında olarak hareket etmek gerekiyor. Şu anda solun vesaire yavaşlaması garip bir durum değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Enteresan bir durum değildir yani ya da. O yüzden belli bir noktadan sonra kalkış yapacaktır. Bundan dolayı da ben hep şunu söylerim. Kısa süre içinde şuna takılmayın. Bak mesela şöyle giriyorsun ya işte şu fiyat bak şuraya yüksel. Ya boş ver onu. Olabilir. Bugün diğer altcoin'ler yükselirken bu altcoin düzeltme yapar. Yarın kalkar. Bunlar olur. Bunlar çok fazla yaşanabilir. Düzgünce genel potansiyelini belirle. Ve ona göre iş gerçekleştir. Bu kadar basit yani. Analist diyor lider altcoin ve rakibinden güçlü koşu bekliyor. Yani genele odaklanmak lazım. Immortal Takma adlı popüler analist Solana için yeni fiyat hedefinin 600 dolar olduğunu söylüyor. Abicim bak bu ne? Ulan 600 dolar fiyat hedefi ne? Düzgünce bak hep şunu söylüyorum. Fiyat tahmini yapana hiçbir şey yok. Yani bunu böyle söylemek istemezdim ama bir bok vermiyorlar fiyat tahmini yapana. İşlem yapana veriyorlar. Düşük fiyattan alacaksın. İstediğin kadar 600 dolar de. Ne 600 dolar? Adam alım yapmamış dipten. 600 dolar olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani bir yerime mi süreyim diye bir laf var. Kaba bir laf. Onu söylemek istemiyorum. Ya demem o ki. Ya da 600 dolar. Ne 600 dolar? Daha ilerisi olmaz mı mesela? Bir düşünmek lazım ya da neye göre olur? Süreci takip edip satış noktasını belirlemek lazım. Diyebilirsiniz ki tam fiyatı öngörüp satış yapmak. Ulan nereden bileyim ben şimdi fiyatın ne olacağını? Ortalama bir şey söylenebilir. Ama şu da soytarılık yani. 800'dü 600'e çektim. Yani 400'dü 600'e çektim. Lan süreci takip et. Bu kadar basit. Bitcoin'in 120 dolar ve Ethereum'un 10 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu anlamda şunları yapıyor. Hani fiyat tahminiyle iş yapmayın. Fiyat tahmini yapılır mı? Yapılır. Olabilir. Ama
İşlemi ona göre yapmazsınız. Süreci takip edersiniz. Bu yalnızca bir süreci açıklayabilmek bakımından bir şeydir yani. Bu şekilde bir durumdur. Yol haritası çeker. Bitcoin 120 bin dolar. 2024'te yani bu yılki maksimum fiyat hedefi genelde bu, ben daha yükseğe çıkacağını düşünüyorum. 120 binden. Bakalım şu anda Bitcoin daha önce de belirtmiş olduğumuz pozisyonlarda şaşırtmayarak normal hareketler yaptı. Gerekli ve mantıklı hareketler yaptı ve öngörülür hareketler yaptı aslında. Ve bu noktada 59.5 bin ile 64 bin arasında gördüğünüz gibi, hatta 59.5 bine düzeltmeden bile akümülasyona başladı. Muhtemelen bir süre sonra 64 bini kırıp yeni bir yükselişe geçecek. Bu da ilk etapta bilmiyorum yani 80 bine 100 bine falan olabilir. Ether 10 bin dolar diyor. Tabii ki Ether de kısa süre içinde 10 bin dolar gibi fiyat denemelerinde bulunma ihtimali yine aynı şekilde oldukça yüksektir. Zaten yani şunu görüyorsunuz, çok iyi hareket yapıyor. 3.5 bin civarlarında tabii ki de Ether'de terliyor tabiri caizse. 3.5 bini kırmasıyla daha iyi fiyat değerlenmeleri mümkündür. 10 bin dolar da mesela bu yıl olabilir mi? Mümkündür, olabilir. Solda 600 dolara diyor. Bu yıl olur mu? Ya bu da mümkün. Ama tabii ki yani öyle kesin olur, şeyi yapar falan diyemeyiz. Abi adayı bu sanki çok şey yapıyor ya, çok abartılı. 50 dolar diye bu söylemişti galiba. He. Ne diyor? 1.3 milyar doların üzerinde ada bozdurdu için gidişat. %15 kazanacağız. Evet. 50 dolar falan, hani böyle fiyat tahminleri de var da tabii onlar falan çok uçuk. 50 dolar gibi ben diyemem ki ada coin 50 dolar dolu. Olur, iki haneli fiyatlar hani çok fazla konuşulur. O şekilde olabilir. Ada şu an zaten kendini kurtardı yani. 68 sentin üstüne attı. Daha önce de üzerine konuştuğumuz bir pozisyon ve seviyeydi. Öyle ki bir parti yokladı bile. Bu geceki kapanışa çok dikkat edelim. Bu gece 3'te haftalık kapanış yapılacak. Bakın buyurunuz. Bulunduğu noktada MA200'ün üzerinde kapatacak ve bu da Ada Coin'in performansını çok ciddi pozitif etkilemesini bekliyorum. Bu gece 3'teki kapanışla birlikte Ada Coin'de yeni bir döneme ve yeni bir devre giriş yapılacağı kanaatindeyim. Durumlar böyle. Tabii ki piyasada da işler yolunda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.